Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın, sesim biraz boğazlarımla alakalı bir enfeksiyon var, ondan dolayı biraz açtım sesimi de sizin için video çekeyim diye uğraşıyorum. 24-31 Mart haftası kahve falında neler var? Sizler için niyetlendim. Sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta diliyorum. Tüm istediğiniz, dilediğiniz konular önünüze güzelliklerle düşsün arkadaşlar. Hemen isterseniz açalım bir bakalım falınızda neler çıkmış. Şöyle attırmaya çalışıyorum. Orada bir sıkıntınız zorlana zorlana düşüyor. Parasal konularla alakalı arkadaşlar o sıkıntınız birincisi. Kahve falınız da böyle. Harika bir fal. Yani haftanın en güzel falı diyebilirim. Ama çevrenizdeki sinsi insanlara dikkat edin. Yani özellikle iş dünyası ya da parasal konularla alakalı sinsi kişiler yılan görselinde çıkmışlar. Yüzü görünüyor içeride. Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi bu hafta pazartesi bir sakinlik var. Burada bakın. Sanki böyle elinize bir pusula almışsınız gibi bir görsel. Ya da silah. Hani iki seçenek var burada ama ilk içimden gelen bir pusula aslında. Burada bu hafta maddi kaynaklar dediğimiz alanla alakalı, yani cebinizdeki para ya da işinizle alakalı konularda bir hedef doğrultusunda yönünüzü bulmakta zorlandığınız, ne yapsam ne etsem dediğiniz, hatta zaman zaman da kendinizi böyle savunmak istediğiniz, hesaplaşmak istediğiniz bir durum var. Burada karşınıza bir kişi, büyük ihtimalle bir kişiyle ya da bir konuyla hesaplaşmak isteyeceksiniz. Şimdi pazartesi değil ama salı günü zaten bu olay aslında önünüze düşüyor. Salı günü, özellikle salı çarşamba dediğimiz o 2 gün, bir konu ya da bir mevzuyla alakalı olarak bir kişinin karşısına geçmiş görünüyorsunuz. Bakın, ayaklarınız yok, boşluktasınız. Aslında karar veremediğiniz, öyle mi yapsam böyle mi yapsam dediğiniz bir konu kadersel olarak bir kişinin önünü çıkartacak sizi. Burada sırtınızda bir kambur var. Yani aslında bir sıkıntıyı, bir sorunu çözmek adına kafanızın, bakın, çevresi sisli puslu. Önümü göremiyorum, çözmem lazım. Parasal bir mevzu, işimle alakalı bir mevzu dediğiniz bir döngü içerisinde görünüyorsunuz. Burada çok güzel bir haberiniz var bir kere. Parayla alakalı alacağınız güzel bir haber, bakın, ya da işinizle alakalı bir haber ve bununla birlikte bu kişiyle bağlantıya geçiyorsunuz. Bu kişi nasıl birisi? Bu kişi kafası karışık birisi, ikilemleri olan birisi, çok konuşan birisi, sıkıntılı da birisi aynı zamanda. Almayı düşündüğünüz bir para olabilir, istediğiniz bir para olabilir. Bu kişi böyle yan durmuş görsellerinde çıkıyor. Hani vereyim mi, vermeyeyim mi, olur mu, olmaz mı, kabul edeyim mi, etmeyeyim mi dediği bir döngü olacak. Salı günü bu kişiyle konuşursunuz. Çarşamba günü de bu kişiden almak istediğiniz cevapları ya da maddi konuları çözersiniz arkadaşlar. Bakın, burada önünüzde ne kadar sıkıntı olsa da bu kişi, arada boğa görselleri aslında ikili ilişkilerde olumlu, aradaki temiz görselde olumlu cevapları alacağınız, hem maddi konular olduğu daha yoğun görünüyor açıkçası. Hani işinizdeki bir işleyişten çok sanki maddi konularla alakalı bir haber duyup bir kişiyle konuşacaksınız, rahatlayacaksınız. Ya da ikinci kademe işinizle alakalı bir konuyu konuşup toparlar, yolunuza devam edersiniz. Görselleri çıkmış. Burada zaten ondan sonrası, bakın, gayet temiz, ferah ve güzel görünüyor. Hatta hafta sonu bir yol planı, aileyle birlikte yapılacak bir yol planınız var. Ama çok da gitmek istemiyorum dediğiniz bir yol planı olabilir. Ama önü açık ve gidilecek bir yol olarak görünüyor. Hem burada para harcama, hafta sonu bir yere gidip para harcama durumu da olabilir. Hemen altınızda ezdiğiniz bir balık görseli de parayı ezeceksiniz anlamına geliyor yani aslında. Çevrenizdeki insanlar sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar olarak görünüyor. Hatta grup olarak değerlendirecek olursam 2, 4, 6 kişilik bir grup, sanki böyle 6 ve üzeri olabilir. Görüşmeler, konuşmalar yaparsınız. Rahat görsellerde çıkıyorsunuz. Şimdi ilişki olarak değerlendirecek olursak ya da hanenizin içi, hanenizde yaşayanlar olarak değerlendirecek olursak, ufak tefek konular ve sorunlar var.
Ama bunlar böyle çok da büyütülecek meseleler olarak görünmüyor. Pazartesi itibariyle sağlık konularına biraz dikkat edebilirsiniz. Burada ufak tefek diz ağrısı diyebilirim aslında. Ayak ağrısı, ayak burkulması. Hani kendi böyle ayak bacaklarınızı bir yere vurmayın. Hani oradan sanki böyle bir ateş çıkıyormuş gibi bir görsel var. Hani belden aşağısı dediğimiz alan kemiklerinize biraz dikkat edebilirsiniz bu pazartesi ve salı diyebilirim. Çarşamba günü burada bir kişi yanında bir çocuk görseli çıkmış. Yani bu aslında hanenizde sizden yaşça küçük kardeş de olabilir tabii ki. Bir kişiyle alakalı bir süredir bekletmiş olduğunuz bir işi alınacak iki haberle birlikte, iki tik görselinde çıkmış bu ilginç bir şekilde haberler. Olumlu bir adım atacaksınız. Sanki o kişi elinden tutmuş, bir yöne yönlendirmiş. Onunla alakalı yapılması gereken aksaklık yaşanmış bir konuda ona destek verdiğiniz görünüyor. Bu en basit tabiriyle ders çalıştırmak da olabilir. Alıp bir yere götürüp ona bir şeyler almak da olabilir. Yani bir kişiyle ama sizden yaşça küçük bir kişiyle ilgileneceğiniz görselleri var. Burada dediğim gibi geçmişten elinizi böyle almışsınız, bugüne getirmişsiniz. Verdiğiniz bir sözün yerine getirilmesi, bir süre önce konuştuğunuz bir konunun çarşamba günü önünüze düşmesi gibi de değerlendirebilirsiniz. Burada özellikle perşembe günü bir A ve N harfi artı Y harfi çıkmış ama çok kalabalık. Yani buradaki şu çizgilerin hepsi birer kişi arkadaşlar. Burada çok fazla telefon konuşması, görüşmesi yapabilirsiniz. Bir topluluğa girebilirsiniz. İnsanlarla ikili iletişimin yoğun olacağı bir gün olabilir. Burada şey var ama hani şimdi durduk yere neden burası böyle çizgi 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 çizgi? Kontrolsüz bir alan burası. Hani sanki bir topluluğa giriyorsunuz da kontrolünüzü sağlayamıyorsunuz. O bu şu derken günü bitiriyorsunuz gibi. Oradan oraya, oradan oraya gideceğiniz bir gün de olabilir. Onunla konuşup oradan sonra öbürünü arayıp sonra öbürünü arayıp böyle hani kafanızı karıştıracak ya da sürükleneceğiniz bir gün Perşembe günü. Kötü mü? Aslında kötü değil ama neden bu kadar sürükleniyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü daha sonrası sakinlik gene aynı şekilde ve güzel bir hafta görsellerinde ama şu Perşembe ilginç geldi. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü burada döneceğim buraya yeniden. Burada şöyle bir şey var aslında. Bulunduğunuz toplulukta mı bir kişi? Konuştuğunuz insanlarda mı bir kişi diretiyor? Hani bir kişinin direnişini kırmaya uğraşmak gibi de düşünebilirsiniz. Bir kişiyi aşmak, geçmek için onunla alakalı kişilerle konuşma gibi düşünebilirsiniz. Hani biraz zorlayabilir, kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Şimdi bu alanı ilişki olarak değerlendirecek olursak el ele kol kola güzel bir haftanız var. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz eş, partnerle alakalı güzel haberler alma, ilişkilerde de karşınızdaki kişiden beklentilerinizle alakalı mesela bir süredir beklediğiniz davranış ve hareketlerin daha ortaya çıkması, daha ılımlı bir sürece gitme, dediklerinizin farkına varması gibi durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama yine bir aşk buradan görünmüyor. Haberiniz olsun yalnız olanlar için diyebilirim. Bakalım buradan neler çıkacak. Şöyle biraz sallayayım. Oh iyi. Kafa karışıklığı. Bakın bu Perşembe günü hanede mi karışıklık olacak, işte mi karışıklık olacak? Bir karışıklık var. Herkes bir şeyleri çekiliyor sanki. Oradan oraya, oradan oraya bir gidiş var. Hanede bir kişi üzerine sanki böyle bir ağaç almış ama ağaç tam oturmamış. Hanenizdeki iki çocukla alakalı bu hafta bir niyetiniz, bir dileğiniz olabilir. Onunla alakalı oturmamış görsellerden dolayı pazartesi, salı yapmaya çalıştığınız konularda askıda kalabilirsiniz. Yani burada tam niyetin oturmadığı için niyetiniz bir koşuşturma ile birlikte bir sonlanma enerjisi. Tamam ya bırakıyorum dediğiniz bir gün pazartesi salı olabilir. Bu hafta hanenize küçük küçük paralar düşecek arkadaşlar. Mesela bir onu da söyleyeyim. Bir kısım balık burcu, arabası olan balık burcu arka tarafına dikkat etsinler. Arkadan bagaj kısmıyla alakalı bir arıza ya da bir
terslik yaşanabilir. Görseli var, para harcama var burada. İş konularıyla alakalı ikili görüşmeler burada çok ilerletilen süreç. Hatta bir işten feragat etme, bir işi çözüp iletişimi kurup da artık yeter ya arkamda bıraktım bitti gitti diyebilirsiniz. Sizi sıkan bir iş. Hani böyle bitireyim 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 diye uğraştığınız bir işin bitmesi, bittiği gibi de ortadan toz olmanız gibi bir şey var. Çok sıkıldığınız bir iş demek ki. Koşa koşa başka tarafa kaçıyorsunuz arkadaşlar. İş beklentisi içerisinde olanlar için çok iyi haber veremeyeceğim. Önlerinde bir yok, boşluğa bakıyor görsellerinde çıkmış. Evet, söyleyebileceklerim aslında bunlar. Kafa karışıklığı zaten ortada görünüyor arkadaşlar. Hafta sonu en güzel hafta sonu. Hafta içi de aslında güzel. Aslında bana kalırsa genelleme yapacak olursak falınız gayet güzel çıktı. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz de bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Biraz rehavet de var. Üzerimde sıkmış da olabilirim sizi. Tekrar özür diliyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızla görüşmek üzere. Hoşça kalın.